Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter'a geldik. Bizim uzaydaki işler kolay kolay bitmiyor. Biraz hızlandırmıştık işlemlerimizi fakat biliyorsunuz ki bizim uzayda işler biraz tuhaf ilerliyor. Uzay işleri sıkıntılıdır her zaman. Bizim için tabii şey bakmak lazım. Ne derler ona arkadaşlar? Biz her zamanki gibi sistemsel davranıyoruz ama şimdi sesler bir acayip geliyor. Onu çözemedim ama şimdi bir alt kata inelim. Ortalık dağıldı zaten. Suyumuzu içtik. Şurada balıklar ve amfibi canlılar kısmı var. Şu bir alet vardı. Neydi o alet? Şu. Su canlısı toplayıcı 155. Oksijeni arttırmamız lazım. Oksijeni arttırabilmemiz için de ağaç yapmamız lazım. Yani şunu. Haydi benim. İki tane bir de kaki lazım. Gübre kaki için burada gübre birimiz var. Kabak lazım. Yosun var mı? Yosun da var. Kabağımız da var. Bize 2 metan tüpü daha lazım olacak. Arkadaki arazide metan tüpü. Azından bir miktar daha metan vermeye başladı. Hiç yoktan iyidir. Şimdi gübre kakileri bir yapmam lazım önce. Gel bakalım. Gübre K2'leri yaptık. Üstümde 2 tane bakteri var yalnız benim, değil mi? Bu bakterinin birini bırak abi. Şimdi bir dakika. Bakteri, ağaç kabuğu, süper alışım. Zeolit ve süper alışım. Şimdi zeoliti bir tane al. Hiç süper alışımım yok. Süper alışım yapacak materyalim de yok. Yani büyük bir sıkıntı. Bak kobaltım var. Alüminyumum var. Magnezyumum da var. Demir de yok.
Titanyumum var. Bana demir ve silikon lazım abi. Oğlum burada bayağı orman oldu ha. Burası titanyum ya. Şu demir. Bir tane silikon çıkarsa buralarda var ya çok güzel olur ya. Şu makineyi bir yapayım çünkü sonrasında loot'a girmem gerekecek. Abi devasa bir base yaptım kendime. Bir de hayvanı loot yapmam lazım. O ayrı bir sıkıntı. Şimdi şuraya gelip bir tane bundan yaptığım zaman şu makineyi koyabiliyorum. Evet. Şimdi bu lanet makineye bir yer beğeneceğiz. Ağaçta kullanılmıyor. Bu altın tohumu ben çiçek yaparım abi. Şunu alalım. Aslında hazır elimizdeymişken altın tohumu da versene. Şimdi o ağacı yapmak için bir ağaç kabuğu koyacağım. Yanına da mutajen mi koyacaktım ya? Yes. Bir ağaç kabuğu. Bir adet mutajen alayım abi. Şimdi bak şu, şu ve şu. Okey. Sen bunu dizileniyorsun. Çiçek dağıtıcı K2. Hadi ya. Reis süper alışım yapmam lazım. Alüminyum bölgesine gidelim abi. Oradan mal toplayalım biraz.
Yani malzeme çıkıyor da. Oğlum çok magnezyum çıkmaya başladı şimdi de ya. Neyse. Toplayalım. Abi her taraftan titanyum çıkıyor. Sanırım buna doldu. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Su seviyem düşük, evet gördüm. Suyumuzu içtik. Evet, hızlıca yukarı çıktım. Evet. Evet, toplamda 2 magnezyum kaldı. İki tane titanyum kaldı. İki tane demir kaldı. Kobaltı ikiye çek. Alüminyumu de ikiye çek. Bu lanet alet ne istiyordu? İki de gübre istiyordu. Zaten elimizdeki gübre de iki tane kaldı. Malzeme bitti abi. Siyah kübreden yapmamız lazım ama bayağı bir patlıcana, sülfüre ihtiyacımız var. Makineler tamam, tohumlar tamam. Şunları bir ekleyelim, şu yeni ağaç aleti koyduk şuraya, bir yere nereye koydum hemen onu. Buraya koydum işte. Ağacımızı koyduk. %600'lüğü de koy. Yani oksijen az daha hızlı ilerlesin istiyoruz ama nasip olmuyor. Plankton ve balık yumurtası. Şimdi %55'te açılacak. Şu an 130'da. Bu şu menet neyle yapılıyor abi? Devre kartı. Ben devre kartı üretmek zorundayım.
Tamam. Var bu aletlerin hepsi bende lan. Dur. Var. Devre kartı değil mi? Tamam, silikon. Alüminyum. Demir. Zeolit çok istemeye başladı şerefsiz ya. Ulan biyoplastiğim yok. Biyoplastik için iki mantar, bir silikon. Şimdi bir devre kartı yapacağız abi. Abi gübre kaki mi? Hay anane. Abi gübre kaki istedi ya. Biz bir loot yapalım hocam ya. Şaka gibi abi ya. Şimdi o bir tane süper alışım istiyor. Basayım bakayım süper alışım yapabilecek mi? Yapamayacak. Mal yok. Ama yukarı gidip bir tane demir alıp gelirsem yapar.
Abi tek süper alışım lazım o malzeme için. Ne yapabilirim? Yani şuradan mal aldım değil mi ben? Koy onu yerine. Full. Evet. Süper alışımımı koydum. Şimdi hocam. Gübre K2 ve oksijen kapsülü. Oksijen kapsülü var. Yalnız. Gübre yapmak için sülfür lazım. 3 yosun 2 patlıcan. Dur şimdi. Patlıcanı alırız yukarıdan da. Sülfür var mı elimde bir tane? Loot'a gidiyoruz abi. Şu ısıtıcılardan koymak lazım yalnız. Bunlar bayağı kuvvetli aletler. Burası bayağı yeşillik olmuş ya. Malı topla, geri dön. Sülfürü toplayacağım. Şu bunun bir numaralı küçüğü var ya, küçüğü. Bizim dükkanın yakınına o küçüğünden koyacağım ya. Evet. Yani silikon kıtlığı yaşamaya başladık. Sülfüre gidelim abi. Sülfür abimiz. Hepsini bitirmedik. Burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Yani bu K1 muhabbeti vardı ya, o K1'den birkaç tane, bir ya da iki tane bizim mekanın etrafına, hatta belki üç tane yapmak lazım. Yoksa içimizde kalacak.
Alüminyum yok. Bir miktar kobalt çıkmış. Bir ufak manezyum çıkmış, manezyum. Az bir de olsa titanyum var. Eser miktarda demir ve zilikonumuz var. Şimdi bla 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 bla. İki patlıcan. Bak şimdi. Gübremi yaptım. İki tane metan tüpü, bir tane yosun. Gübre kakiyi yapacağız. Şurada oksijen. Evet, oksijen tüpleri. Evet. Yalnız bu bayağı büyük bir aletmiş lan. Bunun içine balık yumurtası koyacağız. Yani ben oksijeni falan arttırmayı çok isterdim ama mesela şu yosun üreticisi mesela oksijen 350 faydası var bunun. Şimdi şu sebzeleri bir toplayayım. Baba topla. Bunları alalım abi. Götürelim oraya koyalım.
Evet. Ha, patlıcanla ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz abi. Çünkü gübre üretiyoruz. Şimdi balığı koyduk. O makinenin gelmesine de az kaldı abi. Şimdi hocam, bunların hepsi var lan bende. Dediğim kadarıyla patlayıcı toz için en alt katta bir chest yapmıştım ben. Ama içi dolu mu? İşte bu. Oğlum her yerden ağaçlar falan çıkıyor. Bizim base ormanda kalacak ha. Çok tuhaf. Ağaçlar büyüyor. Sonuçta büyüyor. Ama derdimiz ne? Oksijeni belirli bir seviyeye getirmek, değil mi kardeşler? Abi daha çok böcek yapmam lazım benim ya. Yani bu böcek muhabbetine bir çözüm. Şimdi abi bu çok ciddi bir sorun. Yani artıyor ama böcekleri biraz daha yükseltebileydik. İyiydi şimdi ona masraf yapmayalım ya. Oğlum zaten 155'te bu açılmayacak mı? Bir şey kalmadı ki bunun açılmasına. Bence bir şey kalmadı yani birazdan açılır. Ha şuraya bakacaktık ya. Heh. Şundan 2-3 tane yapayım ben ya.
Süper alaşım, alüminyum, titanyum. Bunlardan aldık. Şimdi bir titanyum makine için bir alüminyum da öbür o makine için yine alalım abi. Üst kata çıkıyoruz. İridyum çubuğu. İki tane osmiyum alıyoruz. Bu aleti bizim chest'e yakın bir yere koyuyoruz. Bize garman çorman mal çıkartıyor abi. Burası uygun lan. Bak buralar, buralar iyi, buralar iyi. Buralara bir yere çakabiliriz bunu. Ne oraya bir yere çakacak artık, yapacak bir şey yok. Baba var ya bak, 10 numara 5 yıldız bak şimdi. Heh. Bak şimdi bunlar titanyum, demir kafasına göre verecek. Valla sudan bilmem ne toplayan alete az kaldı. Mutajen mutajen K2 buraya koymuşum. Burada başka mutajen. Şuradan mutajen lan. Bunun adını plankton yap. Fark etmez, yanlış yazmış da olabilirim.
Sonuçta oksijen seviyemiz 148-149, yani 150'ye dayadık. Şimdi ışınlama makinesi çok ağır malzemeler istiyor abi. Bunları var ya, ya bunu yapsam zaten her şey kolaylaşıyor ama tabii işin içine drone giriyor, drone da işi kolaylaştırıyor. Şimdi bir dakika. Bitkisel plankton olayı tamam da. Abi yok. Bunlara lazım olan madeni toplamak göt ister. Ben bir şey yapacaktım. Ben ne yapacaktım ya? Bak unuttum. Az kaldı, az. Balıklaşma yok. Bir FPS kıçını yırttı ama neyse. Bizim deli gibi mal üretmemiz lazım hocam. Bunları topladım. Evet, hepsini buraya soktum. Şimdi oksijen belirli bir seviyeye geldiğinde bu arada mutajen K3 açılmadı ki. Bunlar sonuna kadar açık zaten. Oksijenden sonra artık biyokütleye yabanacağız. Zaten 152'ye dayadı. Şurada 3 ppm'e daha ihtiyacı var. Ondan sonra zaten tutmayın bizi, karşı meduna geçecektir. İş biraz hamallığa dönmeye başladı. Bir de bazı madenlerin yerini hala bulamadım. Çok fena sinirim bozuluyor.
Vallahi billahi sona gelmek üzereyim ama yani daha çok yol var, yapılacak çok şey var. Bak bu. Yani böcekleri daha çok arttırmayı ben de isterdim ama. Aga çok fazla zeolit harcıyoruz. Yani abi hayvan gibi bir durum var burada ama bunları çözmek de mesele şimdi. Aha geliyor. Sıçtığımın kuvarsını üretmek için ne kullanıyordum lan ben? Kuvarsa ne üretiyordu? Laboratuvar da kuvarsa neler ekleyecek ama bak, ekleyeceği malzemelere bak bak. Şimdi vallahi geliyor. Geliyor. Ve açıldı. Tamam, ipimiz var. Biyoplastikte silikon yok ki lan. Şu bizim İki tane biyoplastik, bir tane züpper alışım istiyor değil mi? Züpper.
Tamam. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin koçum. Bak şimdi. Süper alışım yapacaksın. Şuradan şu iki taneyi al. Bir tane de buradan al. Aha da sana. Makine. Plankton toplayacak. Tuvalet ne topluyordu lan? Konumuna bağlı olarak. Ya şimdi süper alışım yapmak istemiyorum. Çünkü silikon bulamıyoruz abi. Yani silikonla şu an başımız belada. Planktonlar da boka yarıyordur da. Balık yumurtalarını nasıl yapacağız? Hayvanlarda. Başımızda iş var ya. Nasıl çözeceğiz bu işi hocam? Yani böcek olayını arttırmak da sıkıntı da asıl mesele hayvanı arttırmak. Hayvan. Balık üretmek için küvezde mi kullanayım? O küveze git lan bir. Küvez hangisi lan? Küvez. Şu küveze bir gideceğim. Balığı nasıl üreteceğim çok merak ediyorum. Abi K3 ananın... Ve gübre. Mutajen K3 gübre bitkisel plankton B. K3. Var. Ama gübre yok. Yukarıdayım. Tık tık. Bir tane de sülfür alabilir miyim canım benim? İniyoruz. Gübremiz var. Bitkisel plankton. B'ye koyacağım. Bir şey daha koyacaktım lan. Ha, mutajen K3.
Şu balık yumurtasını bir... Baba küveze gel abi. Diz bakalım. Halledeceğiz su işini. Şunu bir dizilesin abi. Çok merak ediyorum ne çıkartacak bana. Bir şey balığı yumurtası çıkaracak işte. Şunu ver abi. Çiçek. Baba ben bir üst kata gidebilir miyim? Çabuk su iç, ölüyorum lan. Şimdi yukarı gidiyoruz. Burada bir balık daha diziyoruz abi. Abi sorun balığı dizmek değil, sorun... Aynı balığı verecek bence. Ne yapalım? Bu da ucuza geldi. Artık at bunu da. Evet. Az bu bir tanesi bir küpün içine ediyor bunun. Yani Altyazı M.K.
Buraya koyamazsın. Evet, küvüzü buraya koyabilirim. Buraya koyabilirim. Bana buradan bir geçiş bırakacak kadar yer verir mi acaba? Sen burada kal. Belki buraya bir tane koyabilirim ya. Balık için. Dünyanın şeyini istiyor pezevenk ama. Balıklar hareket etmeye başlamıştır. Aynen böyle bak hareket ediyor. Şimdi akvaryum koymak istiyorum ama abi iki tane devre kart istiyor. Şimdi devre kartı yapmak için de bayağı uğraşmam lazım. Bir kere biyoplastik yapacaksın. Silikona ihtiyacın var. Her türlü. Ve benim silikonum yok. Abi bu bir şaka mı ya? Devre kartını yaptıktan sonra silikonla başım belada. Ananı. Demir de istiyormuş. Vay eşşoğlu eşek. Dur.
Yürüçücüğüm. Deve kartın tamam. Yani gübre kakiden sonra yaşamam. Hadi bu silikonu nereden bulacaksın şimdi silikonu? Biraz silikon toplamam lazım çünkü silikon gerçekten şu an başıma bela oldu, lanet olası materyal. Bana süper alışım lazım şu an değil mi? Bir adet süper alışım yapacağım. İşte budur babacığım. Güzel. Şimdi Plankton B ile gübre ve mutajen K3. Bir dakika. Yusuf. Babacığım, adamım benim be. Şunu bir dizelim. Balık muhabbeti, balık çiftliği falan açılırsa belki biraz daha bir halta yarar.
Diz çocuğum, diz. Hadi diz. Bunu ver. Diz abi. Evet, diziyor şu an. Evet, iki balık olacak. Onları da oraya atacağız. Teşekkür ederim. Aferin size. Şimdi biyokütle nerede? Lan biyo kütlenin atması sorun değil de. Ne o kelebeği larvası mı? Mutajen K2 ile yapılıyor. Mutajen K2'yi bir açamadım ki ben. Nadir larva, mutajen, gübre. %250 yine hiç yoktan iyidir. 230 hiç yoktan iyidir. %500. %500. %500. Bu lanet hayvandan yapmam lazım. Gübre yapmak sorun değil de bende nadir larva vardı lan. Elimde patlıcan da kalmadı anasını satayım. Ulan aşağıdaki yosun yeter inşallah ya. Siktir.
siktir ya. Fotojen yetmedi lan. Metanım yok. Bakteri var da metan tüpü dışarıdadır. Bakteri aldım. Sülfür lazım değil mi ona? Üst kata çıkacağız. Sülfürümü aldım. Nadir larva var mı lan içelimde? Şimdi bana nadir larva lazım. Çıkar mı? Sıra dışı larvayla da yapıyorsun. %200'lük, %300'lük kelebekler de. Yapalım. Diz abi, %120'likleri iptal edelim. Yani 120'likleri söküp yerine 250'lik, 230'luk koyarsak da yine böcek artışı hızlı olacaktır. Bakalım ne verecek. Bu arı larvası verdi. Hay ananı. Gerizekalı alet. Bana nadir larva lazım. Nadir larva. Larva chestine gel abi. Bunu koy. Ulan. Bize nadir larva lazım. Nadir.
Nadir larvayı bulursan zaten çok güzel bir kelebek çıkartacaksın. O da senin böcek artışına hayvan-ı lazım yapacak. Sıradan. Onu bunun nadirini bulmak da mesela lan. Bu larvalar var ya adamı yer bitirir ha. Sıra dışı larva değil abi ben nadirini arıyorum nadirini. Hayali benim senin oyun gibi. Ulan eşşol eşek. Kardeş. Bana bir nadir larva şey ettirseydiniz ya. Niye nadir çıkmıyor? Kardeş nadirler var na alanı. Sıradan. Hadi ama. Hadi ama ya. Üzme beni be. Nadirler var. Bir de ne buldum?
Bir daha. Çok iyi gittim be. İki tane nadir lanma topladığıma göre şöyle baba bir kelebek larvası şey edelim ya.
Ulan bayağı bir süper alışım çıktı ha. Şimdi şu uçuk kelebek arkadaştan bir tane yapabilir miyim? Hadi araştır. Bana o uçuk kaçık kelebek arkadaş lazım. Bir araştır bakayım hadi. Evet. Allah bereket versin. En azından %200 kaç? 150'yi Allah bereket versin. 120'liklerin yerine koydum o zaman. En azından onlar iki kat fazla çalışacaklar. O da bir avantaj. Evet, bunlar da diziliyorlar. Oy, bak abisine ne verdi, bak 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 bak. Bak bizim böcek arttırma nasıl arttı şimdi bak. Muto K2 geldi. Tamam.
diyor. Da. Oğlum hava açılıyor lan. Vallahi geliyor. Ulan bunu yaparsam var ya hayvan gibi olacak ha. Ya şurası bitmek üzere. Buradan sonra hayvan gibi bir öküzle bineceğiz. Aslında evet. Yani malzeme geliyor. Ağaç dağıtıcı koymadığım yerlerden de ağaçlar çıktı. Yani biraz mal toplayalım. Lidyumdan, sülfürden, hatta ebesinin nikahında bir lidyum daha var. Bir de ta öbür tarafta obsidyen var.
Ha, bayağı güzel kobalt verdi yine. Evet. Silikon fakirliğimiz devam ediyor ama. Şu an blazar kuvarsı, magnetar kuvarsı falan diyor bu ya. Ayıp abi bu ya. İlerlemeyle ilgili en ufak bir sıkıntım yok ama canımı sıkan noktalar olmadı değil yani. Evet, çayımı kahvemi de içtim. Evet, bak balık da yaptık arkadaşlar. Bu bölüm balık olayına da girmiş bulunduk değerli arkadaşlar. Bu bölümü burada ufaktan sonlandırıyorum. Ya tabii devamı gelecek, daha bunun kurbağası var. Başka tip hayvanlar, DNA süzgeçleri vesaire gibi şeyler var ama bizim okkalı bir bölümde bütün haritayı böyle mal gibi gezmemiz lazım. İşaretleyici için yanımıza malzeme alıp gezip bulduğumuz yerlere gazık çakmamız lazım. Bu da tabii bizim için ayrı bir problem ama zaman harcayacağız. O ya, bazı yerleri bulmak zorundayız ve yani biraz loot da yapacağız. Bakacağız artık ne denk gelirse. Yeni bölümde tekrar karşılaşıncaya kadar değerli arkadaşlar, şimdilik cümleten hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.